Çocuklar bugünkü dersimizde when ve while bağlaçlarının nasıl kullanıldığını göstermeye çalışacağım. Birinci örnekten hemen başlıyorum. Birinci örnekte bize verilenlere bakarak şunu söyleyebiliriz. While I work, Ethan come yazıyor burada. Yani Türkçe'ye çevirdiğimizde şunu söylememiz lazım. Ben çalışırken veya ben çalışıyorken Ethan geldi. Şimdi şu anlama baktığımızda birinci olan tarafta, yani while'ın olduğu tarafta, şu çalışırken, çalışıyorken eylemin, yani eylem dediğim şey bu, fiilin süreklilik gösterdiğini gördüğümüz. Yani fiil devam ediyor. Eylem sürüyor. İşte fiilin devam ettiğini, eylemin sürdüğünü biz past progressive, diğer bir adıyla past continuous'la ifade ederiz. Nasıl yani hocam? Şu while'dan sonra bir cümle yazmamız isteniyor bizden. Yine while yazalım. Cümle dediğimiz şey neydi? Yani bir özne olacak, fiil olacak ve varsa nesne olacak. Cümle dediğimiz şey bu. Ama aynı zamanda ne dedik? Bu cümledeki fiil, yani while'dan sonra gelen cümledeki fiil devam ediyor. Nasıl yani hocam devam ediyor? Ne demeye çalışıyorsunuz? Şunu demeye çalışıyorum. While'dan sonra gelen cümlenin past progressive. Kitabımızda progressive yazdığı için bu ifadeyi kullanıyorum. Yani past continuous olması gerekiyor. Peki hocam past continuous ne ki? Peki bunu da Türkçesini de buraya yazmış olalım. Şimdiki zamanın hikayesi. Türkçesi bu. O zaman şimdi cümlemize bakalım. While dedi. I, hatta biraz yukarı alalım. While I boşluk var. Ve şöyle bize bir de fiil verilmiş. Yani ben çalışırken, ben çalışıyorken. Biz ne dedik? While'dan sonra gelen cümlenin past progressive olması lazım. Hemen yazalım. Şunu da aşağı alalım. While'dan sonra gelen cümle. Yani while'dan sonra bir cümle gelecek. Yani bir öznesi olacak. O sonra bu özneye göre tek ise was, çoğulsa were olacak. Fiilde ing olacak ve varsa nesne. Şimdi bunları yukarıdaki cümleye yerleştirmeye çalışalım. Yani şuraya yerleştirmeye çalışalım. While yazdık. Öznesine burada ben. While I. Hani I, you, he, she, it, we, you, they. Tekil çoğul. I tekil.
I was. Fiilimiz work. ING alması lazım. Working. Yani while, büyük harfle yazayım. Dikkatimi çeksin diye. While I was working, ben çalışırken neydi devamı? Ethan came. Ethan geldi. Türkçesini yazalım. Ethan geldi diyeceğiz. Şimdi bir de yazmamız lazımsa. While I was working, Ethan come, gelmek çocuklar. Fiilin birinci hali. Geldi demem gerekir. Yani onu da simple past, yani fiilin ikinci halini kullanarak yapmam lazım. Tamam. While I was working, Ethan came. İkinci cümlemize bakalım. Ne diyor bize? Carol'ın anne babası onu ziyaret etmek için çat kapı geldiler, uğradılar. While o esnada uğradıklarında Claire bir film izliyordu. Claire'in anne babası onu, yani Claire'i ziyaret etmek için çat kapı yani habersiz uğradılar. O, ya o dediğimiz kim? Yani Claire. Yani o sırada uğradıklarında bir film izliyordu. Ya şunu şöyle aşağı alalım. Şimdi Claire'in anne babası onu ziyaret etmek için habersiz uğradılar. Bu esnada, yani onların uğradıkları esnada Claire ne yapıyordu? Bir film izliyordu. Yine alttaki bölümden başlayacağım. Yani o bir film izliyordu. Yani şu cümleyi yazıyorum. While she watched a movie. Ne dedik? While'dan sonra gelen cümlenin past continuous olması lazım. Yani while'dan sonra dedik ki bir cümle geliyor. Cümle dediğimiz şey neydi? Özne was, past continuous yapısından şu an bahsediyorum. Was, were, fiil, ing. Varsa nesnemiz veya tamamlayıcı bölüm. Peki, şimdi bunu bu cümleye uyarlamaya çalışalım. Yani şuraya uyarlamaya çalışalım. Yine while yazdım. While, öznemiz she, tekil. Tekil olduğu için was yazdım. Fiilimiz watch, izlemek. ING ekledim. While she was watching, devamında a movie. Yani o bir film izlerken, yine while, hani she dediğimiz kişi kim? Claire was watching a movie. Yani Claire bir film izlerken ne yaptılar? Anne ve babası habersiz uğradılar.
O zaman ilk cümleyi de yine üstüne yazalım aynı sırayla. Hem şöyle görmüş olalım. Claire's parents uğradı dediğimize göre geçmiş zaman. Geçmiş zaman neydi? Fiilin ikinci halinin kullanılması gereken zaman. Claire's parents drop. Tekeceli bir fiil bu. Şöyle ayrı yazalım anlaşılsın. Yani drop kelimesi tekecelik bir fiil. Aynı zamanda sesli ve sessiz harfle bitiyor. Bu yüzden son harfi bir daha yazıyoruz. Düzenli fiil bu. Claire's parents dropped by to visit her ve devamında while she was watching a movie. Yani ne oldu? Claire bir film izlerken anne babası onu ziyaret etmek için habersiz uğradılar. Hadi bundan sonrakileri uzatmayacağım. Ben yemek pişirirken o masayı hazırladı. Ben yemeği pişirirken o masayı hazırladı. Ben yemeği pişirirken while I was cooking, ben yemeği pişirirken she setin birinci hali de böyle, ikinci hali de böyle, üçüncü hali de böyle. Yani düzensiz bir fiil. While I was cooking, she set the table. Hazırladı past tense, sonra dikkat edelim. Onu da belirtmiş olayım. Hazırladı, bu da fiilin ikinci hali. Burada ne diyor bize? When'den bahsediyor. When'den sonra da çocuklar geçmiş zaman past tense kullanılır. Yani geçmiş zaman kullanılır. O neydi hocam? Yani when'den sonra gelen cümlenin past, yani geçmiş zaman olması gerekir. Nasıl yani hocam? When'den sonra dedik ki bir cümle gelecek. Yani bir cümle, when öyle yine onu da detaylı yazalım. When'den sonra bir cümle geliyor. Şu an kuralımız ne bizim? When'den sonra gelen cümle, cümle dediğimiz şeyin öznesi var, fiilin ikinci hali var ve varsa nesne veya tamamlayıcı kısım. Şimdi bunu yazmaya çalışalım. Şöyle şunu böyle gösterelim bu renkle. Neydi? Ben eve vardığımda. Ben eve geldiğimde o uyuyordu. Bunu yazalım hemen. Ben eve vardığımda. Hani şöyle diyebiliriz. Ulaştığımda, gittiğimde o uyuyordu. Yani şurası bizim turkuaz olan bölümümüz. Ben eve vardığımda, ben eve ulaştığımda, ben eve gittiğimde.
veya ben eve vardığım zaman, ben eve ulaştığım zaman, ben eve gittiğim zaman şeklinde de söyleyebiliriz. Hemen bakalım şimdi. Ne diyor bize? Venle başladık. Özneyi yazdık. Sonra diyor ki bize fiilin ikinci hali. Bizim fiilimiz bu. İkinci hal yazmamız lazım. Bu fiilin birinci hali. O zaman bunu buraya yazamayız. Sonra bu düzenli bir fiil. Düzenli fiillere normalde ed eklememiz lazım. Ama bu zaten e harfi ile bittiği için bir daha e eklemiyoruz. Sadece de ekliyoruz. When, bunu da yanlış olmuşsa düzeltelim hemen. When I arrived home, o uyuyordu. She sleep. Uyuyordu dediğimize göre dikkat edelim. Yine şimdiki zaman hikayesi. Bir daha yazalım. When I arrived home, she was sleeping. Demek ki when'i gördüğümüzde when'den sonra gelen cümlenin fiilinin ne olması lazım? İkinci halde olması gerekir. Hani zaten dikkat edelim. Vardı, ulaştı, gitti. Peki, burada ne diyor? Hemen bakalım. Elektrikler kesildiğinden, elektrikler kesildiği zaman da benim kompozisyonumu veya makalemi okuyordum. O zaman when elektrikler kesildiği zaman cümlemize bakalım. When'le başlamış. Cümlemizin öznesi the electric city. Özne bu. Fiil iki olması lazım. Yani go of yazamayız. Bu birinci halde. Went off. Elektrikler kesildiğinden kompozisyonumu okuyordum. I was reading my essay. Hemen bakalım. Fenli olan cümlenin ne olması lazımdı? Geçmiş zamanda olması gerekiyordu. Yani ne dedik? Kesildi. Hani kesildiğinde. Burada dikkat edelim. Okuyordum. O da bu. Yani when the electricity went off, I was reading my essay. Burada ne diyor bize? Bella ve Scarlett havuz etrafında yürürken veya yürürlerken onlar yüzen, yüzmekte olan, yüzen bir çocuk, erkek çocuk gördüler.
da şöyle peşine yazalım onu, öyle geçmişteki gibi yazmaya çalışıyorum. O zaman cümlemize başlayalım. While Bella and Scarlett. Ne var burada şimdi? While var. Peki while'ın kuralı neydi? Was, were, ing olacaktı. Yani buraya ya was yazacaktık ya da were yazacaktık. Peki bunu neye göre yazıyoruz? Özneye göre. Yani buraya göre. Öznemiz çoğul bizim. O zaman ne yazmam lazım? Were. Sonra fiil ing'li olması lazım. While fiilimiz ne? Yürürken, yani bu yürümek. ING ekledim. While Bella and Scarlett were walking. Devamını yazıyorum. Beside the swimming pool. Şuraya dikkat edelim. Ne yaptılar? Onlar burada yazıyor zaten. Büyük harfle yazı koyu yazmayalım. They gördü. Dikkat edelim. Gördüler. Yani geçmiş zaman fiilin ikinci hali. Hocam burada see var. Bu fiilin birinci hali. Yani fiil bir. O zaman bunu yazamayız buraya biz aynen. Ne yazmamız lazım? Onun ikinci halini. They saw a boy swimming. Yine hemen bakalım. Çocuklar hayvanat bahçesi de hayvanat bahçesi etrafında diyelim yürürken onlar yani çocuklar hayvanları beslediler. Yine cümlemize baktık. Ne var cümlemizde? While var. While the boys. Kural neydi? Bundan sonra yani peşine özden sonra was veya were fiil ing yazacaktık. Hemen yazalım. While the boys, çoğul olduğu için öznemiz were, fiilimiz walk, ing ekledik, walking. Around the zoo, onlar hayvanları beslediler, they, yine dikkat ediyoruz, besledi. Yani geçmiş zaman fiil kelimesi fiilin birinci hali. Biz buraya ne yazmamız lazımdı? Fiilin ikinci halini. Yani fiil kelimesinin ikinci hali çocuklar. Bu tek el yazılıyor. They fed animals. Sekizinci sorudan geliyor bizden. Ben dünyayı gezerken, hani dünyanın etrafında seyahat ederken, ben dünyayı gezerken, birçok tuhaf olaylara şahitlik yani tanıklık
ettim. Hocam ben dünyayı gezerken, yani while'la başlamış cümlemiz, I was traveling around the world. Ben dünyayı gezerken, I witnessed, bu düzenli fiil ede alıyor. I witnessed, saw many strange events. Yani while görünce past continuous aklımıza geldi. Tanık, şahitlik ettim, tanıklık ettim. Geçmiş zaman düzenli fiil olduğu için de biz onu ne yaptık? E'de ekledik. Işıklar. Yani elektrikler gittiğinde ben duş alıyordum. Bize verilen cümlede işte şöyle yazıyor. Ben duş alıyordum. Işıklar gittiğinde veya ışıklar gittiği zaman veya elektrikte gittiği zaman. Yani when the lights go off, ışıklar gittiğinde veya ışıklar gittiği zaman. O zaman ben duş alıyordum bölümüyle başlayalım. Ben duş alıyordum. I was having a shower. Ben duş alıyordum. When the lights, ışıklar yani elektrikler, fiil ikinci halini kullanmam lazım. Went off. Işıklar gittiğinde, ışıklar gittiğinde ben duş alıyordum. Yine 10. sorumuz. Ben bir sırasıyla yapayım. Ben fotoğraf çektim. Daha doğrusu ben fotoğraflar çektim. Bir safari turu yaparken, yani ben safari turu yaparken fotoğraflar çektim. Son birinci bölümde çektim diyeceğim. Yani I, ben, çekmek fiilinin ikinci hali bu. I took photos, fotoğraflar çektim. While I was having a safari tour. On birinci sorumuz.
Hanna caddede yürürken o eski bir arkadaşı ile karşılaştı. Yine while Hanna was walking in the street, eski bir arkadaşı ile karşılaştı. She, bu düzenli fiil, she bumped into an old friend. On ikinci sorumuz. Yine üstteki sırayla, cümledeki sırasıyla söylüyorum. Babam bana kayan bir yıldız gösterdi. Biz sinemaya giderken. Yani biz sinemaya giderken babam bana bir yıldız gösterdi. Kayan bir yıldız gösterdi. Son gösterdiğine başlayayım. My father show göster. Gösterdi diyeceğim. Düzenli fiil bu. Showed me a falling star while we were going to the cinema. Yine gösterdi kelimesi biz sinemaya giderken Lucy ve Kylie dans ediyorlardı. Saat 12'yi vurduğunda, yani çaldığında. O zaman Lucy and Kylie were dancing when the clock, ikinci halini yazmamız lazımdı when'den sonra, struck 12. Yine bakalım. Kylie ve Lucy dans ediyorlardı. Şurası. Saat 12'yi vurduğunda veya çaldığında son sorumuz çocuklar. Paula öğle yemeğini yiyordu. Birisi onu aradığında, yani birisi Paula'yı aradığında o öğle yemeğini yiyordu. Nasıl diyeceğiz? Onu aradığında dediğimiz bölüm, birisi onu aradığında, burası da yiyordu
Hemen yazalım. Paula was eating lunch when someone, bu da düzenli fiil, ed alıyor. When someone called her. That's the end of this lesson. Stay at home, stay healthy. Bye bye. Thanks for watching the videos. Have a nice holiday.